Koray Çalışkan'a 19 ay Twitter cezası. Afgan velilerden bir çağrı daha. Zulüm Amerika'da sergilendi. Günün haberleri başlıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Ankara'daki ev ve çalışma ofisine dinleme cihazı yerleştirildiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Kamuoyunda böcek davası diye bilinen davada 10 polise 7 ay ile 54 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi. Dinleme cihazlarının Türkiye distribütörü Erdoğan'ın Amerika'daki lobicisi Ekim Aptekin'in yönetim kurulu başkanı olduğu ATH firması çıkmış. Gazeteci Adem Yavuz Arslan, söz konusu firmanın Reza Zarrab'ın ortağının da sahipler arasında olduğu Hazar Aratım şirketine de dinleme cihazı sattığını ortaya çıkarmıştı. Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde hizmet veren Afgan Türk Okulu'nu devralmaya gelen Maarif Vakfı yetkililerini okuldan kovan velilerin tepkisi dinmiyor. Maarif Vakfı yetkililerinin ağır silahlı Afgan güvenlik güçleri eşliğinde okula gelmesini teröristik olarak nitelendiren veliler okulları vermeyeceklerini bir kez daha ilan etti. Hırsız var! Hırsız var! Afgan hükümeti yetkililerini milli değerlere saygı göstermeye davet eden Afgan Türk Okulları Veli Komitesi basın açıklamasında da söz konusu okullarda yıllardır çocuklarımıza kalifiye eğitim imkanları sunan Türk öğretmenleri çeşitli ünvanları altında Türkiye'ye götürülüp hapis altına almak niyetindeler. Söz konusu komploya karşı sonuna kadar dik duracağız ifadelerini kullandı. With the passing of time, Turkish government has been becoming more brutal. AKP iktidarının ilan ettiği o halle birlikte başlayan ağır insan hakları ihlalleri ve hukuksuzluklar Amerika'da resim sergisiyle gündemde. Atlanta Central Kütüphanesi'nde açılan sergide Türkiye'de gözaltına alınan kadın ve çocukların fotoğraflarının yanı sıra gözaltına alınan ve tutuklanan kadınların kaleme aldığı mektuplar da yer alıyor. Sergi kapsamında Dikta Rejimine Yeni Bir İsim adlı belgeselin gösterimi de yapılıyor. With the December 17th through 25th corruption and bribery investigations through the government. It was very well understood. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi akademisyen Koray Çalışkan hakkında yaklaşık 19 ay hapis cezası verdi. Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Twitter'dan attığı mesajlar gerekçesiyle yargılanıyordu. Koray Çalışkan, İstanbul'da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitelerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınmıştı.